Kısaca size Recep Tayyip Erdoğan'ın kim olduğunu, bu ülkede aslında %30'luk bir kesimin Erdoğan'ı gerçekten tanımadığını, tanıyamadığını, Erdoğan'ın bizim için neler ifade ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti için neler ifade ettiğini bilmeyen bir kesim var. Bilmiyor diyelim. Bir yarısı da nefret ediyor, sevmiyor, aldırış etmiyor, yani umursamıyor. Bilerek umursamıyor. Aslında Erdoğan'ın kim olduğunu biliyor ama umursamıyor diyelim. Şimdi size bir örnek vererek, kendi üzerinizden örnek vererek hemen konumuza başlayalım. Düşünün ki siz babadan, atadan zenginsiniz. Üzerinize evler, yatlar, katlar, araziler, banka, fabrikalar, büyük holdingler var üzerinize. Geliriniz çok yüksek. Babanızdan bu hani saltanatı aldıktan sonra bu koltuğu yolunuza devam ediyorsunuz. 10 sene, 20 sene içerisinde düzgün ve titiz bir şekilde çalışır iseniz ne kadar ilerlersiniz elinizdeki o sermaye doğrultusunda? Böyle düşünün kendinizi. Nasıl yatırımlar yaparsınız? Veyahut da anadan babadan öksüzsünüz. Mal mülk bir şey kalmamış. Kendi düğününüzü bile kendiniz yaptınız. Bir yerde bir ustasınız ya da okul okudunuz. İyi bir mesleğiniz oldu diyelim. Hakim, avukat, savcı bir şey oldunuz. O da ya da veyahut da iyi bir meslek dalındasınız veyahut da ticaret yapıyorsunuz, başladınız. 10-20 sene sonra nereye kadar gelirsiniz? Bunu böyle düşünün. Yani bunu size söyledim kendi açınızdan anlayın diye. Yani size örnek vererek. Yani 2010 şey 18 sene öncesi 2000 yıllarında Türkiye Cumhuriyeti büyük bir bataklık krizi içerisindeydi. 99 depreminden sonra dünyadan toplanan deprem yardımlarını bile biz memurlarımıza maaş vermiştik. O kadar kötüydü ekonomi. Kasa fırlatmışlardı Anıtkabir'de Ecevit'in önüne. Esnaflar kepenk kapatıyordu, ağlıyordu. Çok kötüydü yani. Ben onunla bir bir yaşadım. Gün gün biliyorum ne alemde olduğunu. Bir İçişleri Bakanı değişiyor, bir Dışişleri Bakanı değişiyor. Kemal Derviş'i getiriyorlar. Bir IMF'den borç istiyorlar. IMF bize yaptırım uyguluyor. Durmadan istedik yani onlara bağlı olalım diye hiçbir yatırım yaptırmıyor bize. Tamamen ülkeyi ele geçirmişler. Onların sözünden hiçbir şekilde çıkamıyoruz. Tamamen onlara bağlıyız. Amerika'ya bağlıyız. Avrupa hiçbir kredi mredi bir şey vermiyor. Ülke batakta diyor. Geri ödeme durumu yok diye. Türkiye'nin yoktu. Memurlar maaş alamıyor. Emekliler 3 ayda bir maaş alıyor. Emekli kuyruğunda ölüyorlar. Ülkenin kasası boş. Yani biliyorsunuz memurunun maaşını ödeyemeyen bir ülkeyi böyle bir ülkeyi devraldı ve 18 sene içerisinde Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin ensesine dişlerini geçirmiş sülükleri, o sırtlanları, çakalları bir 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 çeke 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 onlarla mücadele ederek işte onlarla ne kadar da az bile olsa mücadele ediyorsun, zaman kaybediyorsun. Onlar seni oyalıyor. Sana hırsız diyor. İhaleye fesat karıştırıyorsun. Kendi adamlarını zengin ediyorsun. Oğlu hırsız, damadı hırsız, arkadaşı hırsız, şu hırsız, bu hırsız diyor. Çünkü kendi çalamıyor. Kendi hortumlayamıyor. Kendi ülkeyi talan edemiyor. Kendi adamlarını yerleştiremiyor. İhaleye fesat karıştıramıyor. Kendi çalamayınca onu çaldırmayana hırsız diyerek, ülkeyi sattı, pazarladı diyerek ona iftira atacak yani. Çünkü elindeki Twitter, adamı, çevresi, eşi, dostu, yani telefonu, Facebook'u, şunu bunu o kadar büyük bir icraat değil yani. Alıyor eline hırsız, hırsız, hırsız. Şunu çaldı, bunu çaldı. Bunlar basit şeyler. Bunları yapıyor işte. Kendine de taraftar hani dedi ki %30 tanımayan ya da tanımak istemeyen bir kitlesi var. Şimdi 18 yıl sonra geldiği duruma bakın. Öyle boş, ölü, bitik bir kasa, enkaz alan Recep Tayyip Erdoğan 18 sene sonra Avrupa ile yarışır bir duruma gelmiş. Avrupa'da ne varsa kendisi de sahip oluyor. Hatta Avrupa'dan daha fazlasına sahip olmaya kalkıyor. Oluyor da S-400'leri bile bakın aldı getirdi. Amerika'dan F-35'leri alıyorduk vermediler. O kadar sanayide bakın kendi firmalarını her gün toplu açılışlar yapıyor. Okulda, eğitimde mesela her yere üniversiteler açtı. Havaalanında her yere havaalanlar yaptı. Yolları zaten yaptı biliyorsunuz. Köprüler, tüneller, yani barajlar her gün 40-50 tane barajın toplu açılışlar yapıyor. Şu anda elektrikli aracı üretiyor. Tok diye biliyorsunuz 2023'te seri üretime geçilecek. Bunlar Türkiye için çok önemli, çok büyük şeyler, çok geri kalınmış bir şeyler. Bunlar zamanındaki o idarecilerin, sorumsuz idarecilerin Batı ilerlerken, reform ve Rönesans yaparken tıpta, ilimde, ekonomide ve sanayide ilerleyip kendilerini geliştirirken bizimkiler birbirlerine girmişler. Çelme takmışlar, çalma, çırpma, hortumlama yarışlarına girmişler. Her 2-3 ayda, 5 ayda, 1-2 senede bir seçimler yapılmış. Siyaset allak bullak etmiş, ülkeyi berbat etmiş, berbat duruma getirmiş. O yüzden ilerleyememişiz, onlardan çok geri kalmışız. Adamlar hani dedim ya başta
başta demiş olduğum gibi anadan, atadan, babadan çok zenginler. Mesela Almanya'da bugün 10'un üzerinde adamın araba fabrikası var. Para oluk oluk akıyor. Adamın tır, otobüs, tren, tank, uçak, bir sürü fabrikaları var. Her bir tane tek bir model arabayı, bak bir model tek arabanın belki 10.000 tane değişik firmada, bak 10.000 tane firmada parçası üretiliyor. 10.000 firmaya istihdam ediyor. Bir tane araba modeli, bir araba, bakın bir araba. Düşünün BMW'nin baştan sona kadar kaç bin tane çeşit, yani kaç bin değil de 100 çeşit arabası var. Mercedes'in aynı şekilde A'sı, B'si, C'si, E'si, E70, 270, 370, AMG'si, bilmem neyse. Yani say bir, o kadar var ki ne, isimlerini aklınızda tutamazsınız. Aynı şekilde Opel'in, Porsche'nin, Fave'nin, Audi'nin, bakın bunların hepsi, her birisi onar bin fabrikayı ayakta tutuyor. Bunlar oluk oluk devlete vergi akıtıyor. Oluk oluk dünyaya pazarlıyor. Bunun işçileri var, bunun o kadar ülkeye getirmiş olduğu ekonomik getirisi var. Sadece bu araç çapında değil, yani adamın bir sürü üretmiş olduğu telefonları ve ev aletleri, mesela Siemens'i, Bosch'u, neleri var daha, çok bir sürü adamın aletleri var. Yani her türlü alanda sanayi yapmış. İtalya aynı şekilde, saymakla bitmeyen Ferrari'si var, Fiat'ı var, başka Lamborghini'si var. Adamın araba, yani dev olmuşlar. Kötü Fransa'nın bile Peugeot'su var, Renault'su var. Yani bütün bu ülkeler hep bu araba üretmiş olduğu arabalar sayesinde büyük dünyada gelirler elde ediyor. Fransa Afrika'yı sömüre zaten zengin olmuşlar. Hep sömürü üzerine kurulmuşlar. Şimdi bütün bu, mesela Japonya, adamın kaç tane arabası var? Yani Nissan'ı var, Subaru'su var, Toyota'sı var. Yani dünya markaları var. Amerika'da öyle. Bunlar hep bunu üreten kişiler. Bunlar böylelikle dev olmuşlar. Onlar bunları ilk ürettikleri zaman, bu üretim başladıkları zaman biz de onlardan, ona benzerlerini alsaydık, onun bir kötü modeli, bir eksiğini, bir hani değişik modellisini yapıp üretseydik, biz de yavaş yavaş denerken biz de onlar gibi belli bir konuma, seviyeye gelirdik. Bu kadar geri kalmazdık. 1980 yılında bayrak direğinin ipini biz üretmeye başladık yerli diye gazeteler manşet yapıyor ya. 1980 yılında düşün, gazete yani bayrak direğinin ipini biz üretiyoruz diyor ya. Bu kadar gerilik olmaz. Şimdi 18 yıldır Erdoğan'ın yapmış olduğu bunlar, Avrupa'ya kafa tutuyor adam ya. S-400'leri almış, kendi tankımız, kendi roketsanımız, aselsanımız, tanklarımızı, kendi helikopterlerimizi, kendi roketlerimizi, bir sürü buna benzer kendi silahımızı üretiyor adam. Kendi silahımızı, akıllı mühimmatlar var, İHA'larımız var, SİHA'larımız var, her şeyi bunlar, hani biz üretiyoruz artık. Şimdi çok geriden gelmişiz, adamlara yetişmeye çalışıyoruz ve bu adamın önüne çelme takıyorsunuz, bu adamı tam anlamıyorsunuz, gerçek manada bu adamı tanımıyorsunuz. Bu adam bu haldeyken ülkeyi nereye getirdi? Düşünün ki bundan 40-50 sene, 60 sene önce bu zihniyet eğer olmuş olsaydı, onlar ilerlerken, Batı mesela, Batı ilerlerken 2. Dünya Savaşı'nda Batı kasmış, kavrulmuş, yanmış gitmiş. Buna rağmen ayağa kalkmış. Bu insanlar böyle çalışarak, istihdam olarak devletine yapmış olduğu üretimler sayesinde devleti ayakta tuttular. Bizim gibi öyle suyun damladığı gibi devletin kasasına damla damla su gitmedi. Böyle hortumla da gitmedi. Onlar da ırmaklar dolusu, böyle çağlayan ırmaklar gibi devletin kasasına para akıyor. Oluk oluk para doluyor, taşıyor devletin kasasından. Almanya'nın kasasında parayı koyacak yer bulamamışlar ya. Parayı, devletin kasası o kadar dolmuş ki parayı istif edecek yer bulamamışlar. Kasalar o kadar dolmuş. Neden? Bu üretilen fabrika sayesinde, devlet kendisi değil, devletin kendi açmış olduğu fabrika değil, şahısların okuduğu üniversiteler ve yapmış olduğu birikintiler sayesinde kafalarını çalıştırıp üretim yapıp, üretimi de geliştirip hemen belli bir seviyeye, konuma geldikten sonra İsrail'e şuna buna satmamışlar adamlar. Devam etmişler. Babadan, atadan, dededen kalma hep devam etmişler. Adamlar zirveye ulaşmışlar. Dünyaya açılmışlar. Ülkelerini de o kadar büyük mevkilere, makamlara getirmişler ki ne? Düşünün yani Sabancı gibi büyük holdingler, Koç büyük holdingler. Ama bizdeki Koç holding olsun, İpek grubu olsun, hepsi hain çıktı. Hepsi onlardan satılmış çıktılar.
Hepsi ülkeye çelme takmak için uğraşıyorlar. Doğan Yayın Grubu ülkenin ayağına çelme takmak için, kendisini imparator yapmak için uğraşmış bunlar. Ülkesine hiç bir vergi hani katkı yapmak için değil de ülkeyi soymak için gelmişler. Ama adamlar öyle yapmamışlar. Erdoğan da ne yaptı? Bunların hepsini teker teker böyle temizliyor, mücadele ediyor. Ülkenin geleceğini onlarla, hani muasır medeniyetlerle, o Avrupalılarla, Batılılarla yarıştırabilmek için elinden gelen bütün teknolojileri artık yatırımlarını yapıyor adam. Yapmaya çalışıyor. Engellemelere rağmen yapıyor yani. O kadar engellemelere rağmen yine de yapıyor. Pandemi dönemi şu anda bütün her yerde koronavirüs yaygın. Yine de adam açılış yapıyor. Fabrika, okul, baraj. Yani durmuyor. Açılışlara her gün toplu açılışlar yapıyor. Bu adamı gerçekten, bu adam bir 10-20 sene daha ülkemize bu kadar kalmış olsa ülkemiz Avrupa'yla aynı çağa gelecek. Doğalgaz arıyorlar. O kadar sondaj gemilerimiz var. Bulunan doğalgazlar var. Çıkartılacak. Enerjide dışa bağımlılık gidecek. Bütün bunların hepsi bu adamın sayesinde oluyor. Bunun nankörlüğünü yapmayın yani. Bunu gerçekten tanıyın, bilin yani. Bugüne kadar eğer bunlar yapılsaydı, eğer Erdoğan bugünkü sistem üzerinden devleti teslim alsaydı, 18 sene bunun üzerine devam ettirseydi, ülkemiz batıya çoktan sollardı. Niye ikide bir de Sarkozy Erdoğan'a saldırıyor? Neden Hollanda saldırıyor? Neden Euro'ya, dolara saldırıyorlar? Neden? Neden önümüzü kesiyorlar? Biz, eğer Azerbaycan bugün Karabağ'da operasyon çekebiliyorsa, bugün Türkiye'nin gücünden güç aldığından dolayı kaynaklanıyor. Eğer yoksa Türkiye'de böyle güç olmasaydı, Türkiye'ye hani sopa gösterince korkan bir ülke olsaydı, Azerbaycan kımıldayabilir miydi? Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, Somali'de, Katar'da, Bosna Hersek'te, buralarda operasyon çekebilir miydik? Akdeniz'de mücadele edebilir miydik? Biraz değil, çok nankörsünüz. Gerçekten çok nankörsünüz. Erdoğan'ı gerçekten iyi tanımanız lazım. İyi, yani milliyetçiyseniz, ülkeyi seviyorsanız, eğer ülkenin namına bir çivi çakan adama eğer takdir, teşekkür anlamında bu ülkenin hainlerine, bölücülerine verdiğiniz desteğin onda birisini Erdoğan'a verip, Erdoğan'ın konumunu daha güçlü bir Türkiye'de daha güçlü bir konuma getirip, dünya ile mücadelesinde arkasında tamamen olduğunu, Türkiye'nin %52 değil de %70 ile seçilen bir lider olarak o gücünden aldığı, o vasfından aldığı güçle Türkiye'nin karşısına daha dik durabilme gücünü, yetkisini vermemiz lazım. Daha dik durabilsin diye. Evet, beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki analiz videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.